cesaret ve inanç doldurarak dönmüşümdür. Yüksel Yılmaz, neredesin? Evet, şimdi burası çok ışık olunca göremiyorum arkasını. Velhasılı kelam, hep bu salonları en zor zamanlarda bile doldurdunuz. Ve ilk itirazı, ilk kuruluşu, ilk yolculuğu hep Bursa üstlendi, hep Bursa itekledi. İyi ki varsınız, iyi ki beraberiz. Allah her birinizden razı olsun. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla hep aynı oldu. Hep aynı coşku, hep aynı heyecan, hep o, nasıl izah edeyim, kararlılık. Ama kimseyi incitmeyen, başkalarını kötülemeyen, biz yaparız diyen iradeyi hep ben Bursa'da gördüm. Bursa'nın biliyorsunuz benim için çok özel bir yeri var. Bir, Bursa Öğretmen Lisesi mezunuyum. 4 yıl boyunca burada okudum, Muradiye'de. Ve hatıra biriktirdim diyor ya gençler, hatıralarım burada birikti. İkincisi, anneannemin amcaları, yeğenleri Filidar köyünde, şimdi Gündoğdu köyü oldu. Dolayısıyla bir ailemin bir kanadı da Bursalı. Bursa benim için özel bir yer. Ama en önemlisi, tam düştük, artık yapacak bir şey yok dediğimiz zaman ayağa kalktığımız bir yer. Gene 15 Temmuz olmuş. Her gün her birimiz tutuklanmak tehdidiyle karşı karşıyayız. Her şeyler söyleniyor hakkımızda ve Bursa'da partimiz falan yok. Bursa'da bir toplantı tertip edildi. O toplantıya geldim ve istişare ederek ortaya koyduğumuz arkadaşlarımızla ve burada İsmail Hoca'yı da anmam lazım. Ahmet Erozan'ı anmam lazım. Ve bir cümle çıktı ortaya. 15 Temmuz için bir tanım. Bir yere getireceğim de onun için. Dedim ki ben, hep birlikte kararlaştırdığımız bir cümleydi bu. Ve o kadar inandım ki o günden beri yürüyorum. Bu millet devleti hem köprüden hem de sokaktan topladı geldi. Bunun müellifi Bursa'dır. Bu cümlenin müellifi Bursa'dır. Sonra arkasını doldurdum ben. Çünkü 2010'da ilgililere dedim ki, bizzat gidip dedim ki bu referandumu yapmayın. Bu kanun değişikliklerini, anayasa değişikliklerini yapmayın. Bazı bilgilerim vardı en tepelere giderek. Bunu yaparsanız, yani siz 2009'daki yenilgiyi konsolide etmek için insanları kutuplaştırmak işinize geliyor sizin. Ama bu Türk milletini birbirine düşürecek bir değişiklik, yol, su, elektrik olarak da size gelecek dedim. Bana dendi ki her şey kontrol altında, üzülme. Ama haklı çıktım. Ve iddia ediyorum, 2010'daki o anayasa değişikliği yapılmasaydı, Türkiye 15 Temmuz 2016'yı yaşamazdı. Ama o 2016'da 15 Temmuz bu kalkışmasının müsebbibi 2010'daki o değişiklik ve bu kalkışmayı yapma cesaret eden o anlayışın, o terör örgütünün buradan yüz almasıdır, cesaret almasıdır. Peki bedeli kim ödedi? Bunun bedelini hep beraber ödedik. Her gün hakaret, her gün iftira ve her gün tutuklanma tehdidiyle yaşadı buradaki her bir kişi.
Araştırdılar mı? Araştırdılar. Bir şey bulabildiler mi? Hayır. İçimizde o terör örgütüyle ilgili olarak iltisaklı, irtibatlı diye yargılanan bir kişi var mı? Hayır, yok. Şimdi evet, İYİ Parti'nin mensupları, İyiler Hareketi'nin, Cesurlar Hareketi'nin mensupları, bu ülkenin varlığı, birliği, bütünlüğü ve bu milletin ayrılmaz bir bütün olarak Türk milleti olması gerektiğinin, bunun için gerekirse can veren, gerekirse istikbalinden vazgeçen insanlar olduğunu biz dünyaya ispatladık İYİ Parti olarak. İyi ki varsınız, iyi ki sizinle beraber yol yürüyorum. Şimdi arkadaşımız hitap ederken, gençlerimiz buraya geldiğinde onların konuşması, arkadaşımızın hitabı sonunda enteresan bir gözlemim oldu. Bir kalbimden hissettiğim bir şey oldu. O da nedir? Hala aynı heyecanın, aynı mutluluğun ve aynı cesaretin hepimizde var olduğu. Çünkü dedi ki her yerden biz gagalanıyoruz. O daha kibar konuşuyor. Ben kendi dilimden konuşayım. Her yerden gagalanıyoruz. Ben de dedim ki hem sağdan hem soldan. Şimdi önemli olan her türlü saldırıya uğruyor olmamızın arkadaşımız tarafından bir tespit olarak ortaya konması. Ama ben de şunu söylüyorum. Şu salonda bulunan sizler, şu salonu şereflendiren sizler, iki yumruk arasına sıkıştırılmak istenen sağın da solun da ağababalarının bize gıcık olduğu bu sistemde biliyorsunuz ki ve inanıyoruz ki hep birlikte biz yere düşürülen değerlerimizi, çünkü bakın bir şey yapıldı. Onun için de gittim herkeslere. Bu ülkede bir adım atıldı. Cumhurbaşkanını vatandaş seçsin dendi. Tamam. Tamam, vatandaşa, milletimize, seçmenimize bir hak bu. Güzel. Ama bu halkın seçtiği cumhurbaşkanının yetkileri, meclisin seçtiği cumhurbaşkanının yetkileri karşısında ne olacak sorusunu hiç kimse sormadı ve ortaya yetki karmaşası çıktı. Sonra 15 Temmuz oldu. Sayın Cumhurbaşkanı o zaman zaten o yetki karmaşasına çok asabı bozuk gezdiği bir dönemdi. Ondan sonra da Sayın Bahçeli çıktı, o yetkilerle bu tarifi yeniden yapmak üzere partili cumhurbaşkanlığı sistemini hukuki olarak getirdi ve referanduma gitti. Biz bu referandumda partimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Gene buradaki arkadaşların tamamı biliyor ki çok çalıştık. Hepimiz kendi cebimizden bir şeyler ortaya koyarak, hiçbir Allah'ın kulundan yardım almadan çalıştık. Hayır çıksın diye çalıştık. Sebebi neydi biliyor musunuz? Bugün meclisin yok edildiği, milletvekillerinin kıymet harbiyesinin olmadığı ve tek bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştırılmış bir Türkiye olmasın diyeydi. Pek çok bilerek teamüden hatalar yapıldı ve sonuç itibariyle havet çıktı. Evet, ama havet gibi bir havet. Sonra bir araya geldik ve partimizi kurduk. Şimdi biz bu partiyi bu iki yumruk arasına sıkıştırılan, senci benci yapılan, komşunun komşuya düşman edildiği ve bir kişinin fikrine, zikrine bırakılmış, hukukun yerde olduğu, kanunun yerde olduğu, adaletin yerlerde olduğu, ekonominin
Yani ekonomistler var aramızda. Onların yanında hakem kesmeyeyim ama rezalet bir hale geldiği, yandaşın kayrıldığı, liyakatin ortadan kalktığı, vasatlığın alkışlandığı bir Türkiye'nin inşa edilmiş olduğu ve el birliğiyle inşa edildiği, bu Türkiye'nin bu vasatlıkla, bu demin saydığım yere düşürülmüş değerlerle, demin ahlaktan bahsettiniz ya, bunların tümü ahlakı da ortadan kaldıran ve kazanmak için her şeyin mübah olduğu bir anlayışın ortaya çıktığı bir sistemdir. Biz bu sisteme itiraz etmek için ha buracı ha şuracı, yani ister sağ taraftan ister sol taraftan kutsanan, sağ oy veriyorsa vatan hainisin, zaten şusun busun, ahmaksın, cahilsin. Ama eğer sağa oy, sola oy veriyorsan da buradaki abiler de sizi işte PKK ile el sıkışan, efendime söyleyeyim bu ülkenin vatan hainliğiyle suçlanan bir sistemle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ben bu işten mutsuzum. Siz de mutsuzsunuz. Biz bu mutsuzluğu ortadan kaldırmak için yol yürüdük. Kurulduk, bedeller ödedik ve yol yürüdük. Ama enteresan bir şey oldu. Bu sisteme karşı çıkanlar, bu sistemin yanında olanlar arasında da bir kutuplaşma yaşandı. Ve bu kutuplaşmada biz mecburiyetten bu sistemi değiştirebilir miyiz diyerek biz iki tane ittifak modelinin birinde Millet İttifakı'nda yer aldık. Ama asıl mesele bu. Değerli arkadaşlarım, sokakta anlatacağınız şey bu. Biz elimizden geleni büyük bir samimiyet içinde yaptık. Bursa'da 2019 seçimlerinde ben 4 dağ ilçesi hariç her yeri gezdim mi kardeşim? Gezdim. Her yerde bu, yani mesele belediye başkanlığını almak değildi. Mesele 2023'e burada bir başarı öyküsü yaratıp 2023'te ise bu ucube sistemi değiştirecek, yerlere düşmüş olan bu kavramları, bu değerleri sokaktan toplayacak bir başarıyı elde etmekti. Biz bunu başaramadık. Çeşitli sebeplerle başaramadık. Suç benimse kabulümdür. Ama geldiğim bir yer var. Onun için işte hür ve müstakil girme nedenimiz budur. Geldiğim nokta şu. Bizim dışımızda herkes halinden memnunmuş. Asıl mesele bu. 2023'te biz başaramadık. Tekrar söylüyorum. Bütün suç benim olsun. Çekin beni kenara ama gene başarılamaz. Çünkü tekrar söylüyorum, herkes halinden memnunmuş. Çünkü seçmenin ayağına gidip topuk selamı verip sen benim veli nimetimsin deme çok ağır, zorlu bir iştir. Tek bir kişiyi ikna etmek için 10 dakika 20 dakika zaman ayırmak çok maliyetli bir iştir. Ama siz yüzünüzü ekşitip sen zaten şucusun, buraya dönüp sen zaten bucusun diyerek politika yaptığınız zaman sosyal medyadan paranız olduğu oranda televizyondu, YouTube'du, şuradan buradan bu ayrışma üzerinden politika kurduğunuzda o değerler yerde kalmaya devam eder, sokakta kalmaya devam eder, insanlar acı çekmeye devam eder, emekliler nasıl geçineceğim diyerek ağlamaya devam eder. Emeklilerin torunlarına bir kuruş para verip hediye alma gibi bir durumunun olmadığı bir ülkede yaşamaya devam eder. Parmakları sallayıp sen buna şükretmiyorsun nankör denmeye devam eder. Seçmen unutulur. Siyaset kim, nedir siyaset? Siyaset seçmenin, milletin taleplerine çözüm üretmektir.
İktidar nedir? Ürettiği çözümleri hayata geçirmektir. Muhalefet nedir? Halkın avukatı olmaktır. Ve biz bunu yaptık. Nasıl yaptık? Sadece ben 2,5 yıl boyunca Türkiye'nin her şehrinde, ilçesinde esnaf gezdim. Onların dertlerini dinledim. O esnaf dükkanlarında öğrendiklerim 5 tane ayrı emekli maaşı olduğuydu. Bu emekli maaşlarının mümkün olduğunca bir araya getirilmesini ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olmasını söyleyen biziz. Bütün arkadaşlarım benim dışımda da şehir şehir gezdiler. Öğrendiklerimizi hem kamuoyuyla paylaştık, yani rekabete açtık. Hem de iktidara dedik ki muhteremler, alın size böyle bir dert var, alın bu da çözümü. Yeter ki milletimizin rahatı olsun, yeter ki milletimizin dertlerine çözüm üretiz. Gerçekten siyaset yapmak budur. Eğer siyaset yapmak uhrevi işlerle, efendime söyleyeyim, mana üzerinden, maneviyat üzerinden bir dil geliştirip, onların ilan ettiği manevi değerlerin dışında olduğunuza dair suçlandığınız bir siyaset biçimi ise seçmen çırak çıkar. Ve maalesef her bir seçimde seçmenimiz, milletimiz çırak çıktı. Bakın o emekli maaşlarının en düşüğünün bir noktaya gelmesinin sebebi bizleriz. Öğrendiğimiz konular. Şimdi esnaf bu durumda. Emekliler bu durumda. Ev kadınları bu durumda. KYK yurdu bulup o şansa erişmiş ama içinden böcek çıkan yemekleri yemek zorunda kalan gençler bu durumda. Daha vahim bir şey söyleyeyim. KYK yurdu çıkmadığı için kayıt yaptıramayıp okullarını bırakan gençlerin halini görseniz kahrolursunuz. Onlar bu durumda. Şiddete uğrayan kadınların derdini çözecek bir dilin olmadığı bir noktada o kadınlar bu durumda. Efendim, tarımla meşgul olan insanların, tarımdan geçinen, ister hayvancılık ister başka tarım ürünleri üzerinden geçinen, üreten insanların durumu ortada. Tarlalarını ekmekten vazgeçenlerin durumu ortada. Yandaşlara verilen paralar buradayken anayasamızın zorunlu hale getirdiği esnafa, özür dilerim, tarımla meşgul olan, ister hayvancılık ister bitki yetiştiren insanlara verilecek olan desteğin anayasanın öngördüğü şartların çok altında olduğu ortada. Yolsuzluk, kayırma, o zaten açıkta. Şimdi hayal edin şurada, bütün bu değerleri, bütün bu eksiklikleri buraya koyun. Burası da bir sokak. Yahu bu kalkışmanın iğrençliğinden ne farkı var ki bu sokağa attığınız, ilgilenmediğiniz, üzerinde durmadığınız bu dertlerin, bu değerlerin, hukukun, adaletin, gençlerin derdinin konuşulmadığı bir seçim dönemi, Bursa'nın, şehrin ihtiyaçlarının konuşulmadığı bir seçim döneminin, ya hangi Bursalı'ya ne faydası var? Dün Sayın Özgür Özel bir konuşma yaptı. Çok enteresan, çok saygı duyuyorum herkese. Ama dedi ki, AK Parti'nin karşısında en güçlü adaya oy verin. Ben de buradan diyorum ki, evet, üçüncü yolun en güçlüsü biziz. İnşallah Bursa'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne gıcık olan da, AK Parti'ye gıcık olan da Selçuk Türkoğlu'nu destekleyecek inşallah.